Güzel kızım, tombik kızım, pembiş burunlum, pembiş ağızlım, güzel patilim. Ne diye seveyim seni? Ne diye seveyim seni? Güzel kızım, çok akıllı, çok uslu. Allah'ım mayışım, gözler yumuk yumuk. Herkese merhabalar. Hepiniz evimize hoş geldiniz. Bütün arkadaşlar artık biliyor. Burası bizim kendi oturduğumuz kiradaki evimiz arkadaşlar. Köy evi. Gidip geldiğim sürekli orada olduğumuz geçen yıl Dilara'mızın eviydi. Yeni takipçiler, eski takipçilerimizden hani yeniler bilmeyebilir. Eski takipçilerimiz biliyor. Dilara'mızın takipçileri biliyor. Köy evi Dilara'mızın eviydi. Burası bizim sürekli kendi oturduğumuz evimiz, aileyle beraber oturduğumuz evimiz. Biliyorsunuz fıstığımızı da yanımıza getirdik. Bir uslu, bir uslu arkadaşlar. Bugün sadece böyle oturup kahvemi alıp yanına böyle birkaç tane tatlımı da alıp sizle sohbet edeyim diye kızımla beraber böyle video çekelim istedim. Çok şükür iyiyiz. Bu sefer de ben Nazilli'den geldim. O gün fıstığı köyden getirdim. Bir grip, boğazlarım berbat. Hemen ilaç aldık, antibiyotik aldık. Çok şükür 2 gündür falan böyle yatıyorum, kalkıyorum ama ilaçlar iyi geldi. İlaçlarımı kullanıyorum, diğer ilaçlarımı da kullanıyorum. Bugün daha iyiyim. Çok şükür grip. Çünkü böyle Nazilli'de bir soğuktu, bir iyiydi hava. Böyle insan ne giyeceğini şaşırmıştı. Bir kısa kollu giydik, bir uzun kollu giydik. Hava çarptı diye düşünüyorum, hava değişimi. Artık soğuklar da başladı. Yağmur, biliyorsunuz her bölgede aynı. Böyle doğal gazımızı açtık. Evimiz sıcacık. Kızımızın da keyfi çok iyi. Çok iyi. Ben ilk geldiği gün hani sizlerle paylaşmıştım. Sonrasında acaba dedim yadırgar mı? İşte ne bileyim çişini kakasını yapmasında zorlanır mı? Çünkü fıstık biliyorsunuz hep bahçede duran bir kediydi. Ama maşallah bir kere böyle patilerini gittik kuma filan ayaklarını değdirdik. El patilerini, ayak patilerini böyle onları değdirdik. Ondan sonra maşallah gitti. Kakasını da çişini de düzen oraya yaptık, tertemiz. O kadar temiz bir kedi ki gidiyor mamasını yiyor, suyunu içiyor. Ondan sonra geliyor yatıyor. Hiçbir eziyeti yok. Hiçbir böyle olumsuz bir şeysi yok ki bize alışık olduğu için evi de yadırgamadı. Şimdi böyle burada yatıyor, uyuyor. Biz neredeyse oraya gidiyor, orada uyuyor. Çok uyuyor fıstık. Yani köyde de öyleydi. Karnını doyursun, uyusun. Arada işte bahçeye gidiyordu filan biz oradayken. Çiş işte kaka ihtiyacı için. Diğer gibi hep köyde de uyuyordu. Burada da öyle. Mesela kaç saattir şimdi bizimle oynuyor. Esra ile oynuyordu. Bugün hafta sonu işte cumartesi olduğu için Esra da evde. Sabahtan beri kahvaltımızı yaptık. Biraz etrafı topladık. Dedim sevdiklerimle şöyle sadece bir sohbet edelim bugün. Kızımın rahatını görsünler. Kızımın rahatını görsünler. İçleri rahat etsin. Bakın şu patilerini kıvırıp yatıyor ya şuraya böyle. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Ha seveyim mi? Oy oy oyunu da çok seviyor. Bayılıyor. Oy canımın içi. Canımın içi. Oy. Güzel kızım. Güzel kızım. Annem. Hadi yat. Elimi çektiğim zaman vermiyor. Elim böyle duracak onda. Şimdi çeksem gene asılacak. Tamam çekmiyorum. Sen de dursun elim, tamam mı? Tamam mı? Çok şükür. Gördüğünüz gibi iyiyiz inşallah. Sizler de iyisiniz. Daha da iyi olacağız inşallah. Hani böyle sadece evde olunca artık uykumu almış olacağım. Yorulmayacağım. Çünkü bu ara dedim ya size hiçbir şey yapmıyorum. İyileşmek için sadece dinleniyorum. Böyle ilaçlarımı alıyorum. İş beni yorduğu zaman, yorduğu anda bırakıyorum. Çünkü dedim ya iyileşmek istiyorum. Bir an önce toparlamak istiyorum. Eski neşeme, eski hareketliğime kavuşayım istiyorum. Ha, yaşın da etkisi var. Belki ben kabul etmesem. Yok, kabul ediyorum. Yani yaşımı kabul ediyorum ama
o hareketli olmama halimi kabul edemiyorum. Hep böyle koşuşturmam lazımmış gibi geliyor ama durmayı da bileceğim. Mesela kalkıyorum ya, habire böyle beynim, vücudum koşturma moduna, diyorum ki kendime, Huliş dur. Yani sürekli koşturman için bir sebep yok. Sakin sakin kahvaltını hazırla. Sakin sakin işini yap. Böyle o moddayım. Vallahi çok iyi şu aralar. Böyle kendimi bakıyorum. Kendimi yormamaya çalışıyorum dediğim gibi. Kızımla çok güzel vakit geçiriyoruz. Bazen böyle iki gündür hastayım dedim ya, garip. İlaçlarımı alıyorum. İlaçlar beni uyutuyor. Gündüz hiç uyumam normalde. Bir yatıyorum, ben buraya uyuyorum. O orada uyuyor. İkimiz de böyle uyuyoruz. Değil mi kızım? Hiç yalnız kalmıyorum bunun sayesinde de. Uyuduk mu gene? Gene mi uyuduk? Uy, canım benim. Canım benim. Böyle arkadaşlar, hava bu hafta hep yağmurlu. Yağmur yağıyor, açıyor o şekilde. Başka ne yapıyoruz? Eşim işe gidip geliyor. Esra dershaneye gidip geliyor. Kalkıyorum sabah. Esra'nın işte yiyeceklerini ayarlıyorum. O öğlen yemeğe gelmeyince orada yesin diye işte öğlen bir şeyler koyuyor. Sabah evde yemiyor. Orada anne bir şeyler hazırla. Tost yapıyorum, börekte şey, ne olursa onları koyuyorum. Çünkü diyor olmadığı zaman her gün çok fazla yemek parası. Her gün her gün. Anne diyor evde olandan götürürüm diyor. Onları hazırlıyorum. Binde bir tabii ki olmadığı zaman oluyor. Gene dışarıdan yiyor. Hani öğleyin aynı yerde olsa dershanemiz, öğlen yemeğini eve gelir. O imkan yok. Eşimi gönderiyorum. Sabahları çay olursa böyle sıcak bir çay içer o da. Binde bir hani yer ama genelde iş yerinde yapıyor o da. Böyle sabah onları gönderiyorum. Ondan sonra oturuyorum ben sakin, kahvaltımı yapıyorum. Etrafı biraz topluyorum. Geliyorum, oturuyorum. Kahvemi içiyorum. Fıstıkla oynuyorum. Ayaklarımı uzatıyorum, kendim uzanıyorum. Dediğim gibi sadece dinlenmeyle geçen güzel günlerim. Allah'a çok şükür. Daha iyi olalım inşallah. Bunun dışında da şimdi Dilara'mızın evini soruyorsunuz. Tabii ki hepiniz merak ediyorsunuz ne olacak diye. Şimdi orası Dilara'mızın bıraktığı gibi şu an. Mesela ben eşyalarımı götürmüştüm. Bayağı kullanmak için mutfak araçları, işte yorganları, onları getirdim. Kendi kullandığım, kendi götürdüğüm eşyalarımızı getirdim. Bizim orada şu an hiçbir eşyamız yok. Sadece Dilara'mızın eşyaları var. Geçen gün fıstığı götürdüğümde depoyla o arka lavabo olan yeri, banyo olan yeri temizlemiştim. Şimdi diyorum bir gün gideyim. Aslında badana yapmak istiyorum. Hani hep diyordum ya ocağın yanı çok yağ lekesi. Aslında Dilara'mızın zamanından kaldı orası. Hep böyle yağlı o duvar. Ondan sonra dedim bir sene soba yaktık. Kirlenmedi asla. Tavanlarını görün tertemiz hiçbir şekilde. Böyle boyası atan yerler var biraz. İçime de sinmiyor o şekilde bırakmak. Hani her ne olursa olsun. Hani bir yerden çıkarken arkanızda temiz bırakmak istiyorsunuz her zaman her yeri. Diyorum böyle bir badanasını yaptırayım. Ondan sonra bir etrafı toparlayayım diyorum. Ondan sonra anahtarı Cennet Hanım'a vereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz Cennet Hanım'ı Dilara'mızın canbağı. Birçok arkadaş bilir. Ondan sonra onlar Kaan'la da konuştu. Biz de konuştuk. Anahtarı Cennet Hanım'a vereceğim. Onlar arada ilgilenecek. Çünkü kışın zaten bahçenin bakımına gerek yok. Biliyorsunuz yağmur çünkü çimleri, çiçekleri, ağaçları hep suluyor. Onun için kışın bahçenin bakımına gerek yok. Sadece hani evi böyle ayda bir filan, işte 15 günde bir filan bir ev şöyle havalandırılır. Gidilir gelir. Cennet Hanım da yaza kadar bakar arkadaşlar. Yazında ona göre artık bir plan yaparlar. Ne yapacaklar onu da bilmiyorum. Diyorum ya benim gidip gelmem çok zor artık arkadaşlar. Çünkü hani en son videoda dedim işim yok orada. Ondan sonra eşim burada. Çocuğum burada. Oraya benim gidip gelmem için hani Sakar'a her gün git gel ya da her zaman git gel gerçekten sorun. Diyelim ki iş buldum Muğla'dan. Mümkün değil hani o tarafa gidip gelmem. Onun için anahtarı da Cennet Hanım'a vereceğim. Onun da benden daha iyi sahipleneceğine, benden daha iyi bakacağına inanıyorum. Çünkü kardeş gibiydi onlar biliyorsunuz. Hatta hani gelmeyi bile düşünmüştü o. Bir ara gelmişti böyle torunuyla filan.
işte kalalım diye gelmişlerdi. Onda ev çok küçük diye, hani evi taşısak sığmaz diye düşündüler. Hani ben çıkınca onlar gelecekti bir ara. O da olmadı. Sonra işte Zuzu ile Bıdı mecbur Kaan'a gönderildi artık. Evi de arada bakacak, gözetleyecek Cennet Hanım. Son durum böyle arkadaşlar. Ben bir gün gidip evi toparlayıp Dilara'mızın, ondan sonra anahtarı da teslim ettiğim zaman benim sanki orada görevim tamamlanmış gibi. Çünkü her zaman diyoruz ya, bizlere neyin getireceğini hayatın bilmiyoruz. Çünkü ilerideki yaşamımızı hiçbirimiz bilmiyor. Onun için nasip buraya kadarmış diye düşünüyorum her zaman. Çünkü Allah-u Teala eğer ki orada yaşamamızı nasip etseydi önümüzdeki günlerde, ona göre bir yol çizdirirdi bize. Ama demek ki bizim yolumuz böyle farklı ki Allah da bizi böyle bir yola soktu. Cennet Hanım'a da öyle bir yol. Hani diyorum ya, hiçbir şey sebepsiz vermiyor Allah. Onun için hepimiz inançlı insanlarız. Hayırlı olur inşallah. Bundan sonra Kaan için de, Cennet Hanım için de, bizim için de her şeyin en güzeli, en hayırlısı olur inşallah. Hepimiz için, sizler için de arkadaşlar. Çünkü hiçbir şeyi ben dua ederken kendim için istemem. Herkes için, tüm dileyen herkes için her şeyin en güzelini versin Rabbim. En hayırlı yolları açsın. Böyle dediğim gibi şimdi şu an buradayız. Önümüzde bir kış dönemi var. İleriki dönemlerde ne yapacağız bilmiyorum. Bir de köydeyken konuşmuştum size. İşte annemin babamın evi orada duruyor, bizim abimlerle Eminelerle. Böyle karşı karşıya. Arada böyle küçük bir yol vardır. Araba yolu. Böyle karşılıklı kapılar falan karşı karşıya. Abimlerle komşu. Ondan sonra o evimiz var demiştim biliyorsunuz. Aslında içimden geçen orayı böyle yaza kadar tadilat yaptırmak. Böyle ufak tefek bir şeylerini, işte banyo yapılması lazım, tuvalet yapılması lazım, mutfağa yapılması lazım. Çünkü artık kaç yıllık, bayağı var yani. Bayağı oldu arkadaş, 30 yıla yakın herhalde ev. Yani 20'yi kesin geçti de. Yani 25 yıllık kesin vardır yani. Çünkü eşim askerdeydi o evin yapıldığına. Askere gitmişti. O dönemde yapıldı o evimiz. Onun için onun bir tadilat yapılması lazım. Yaz dönemine kadar aslında dediğim gibi yaptırabilsek inşallah diyorum. Hani böyle bir yaptırmak istiyorum. Ne kadar gider masraf onu da bilmiyorum. Çok giderse tabii ki altından kalkamayız. Ama şimdi pencereleri pimapen var. Kapıları da diyorum elletmem. Giriş kapılarını da elletmem. Sadece dediğim gibi banyo, tuvalet, mutfak, bir de koridor hani yapılacak filan böyle işte. Bir de böyle hafif duvarında çatlama olmuş salonla mutfağın. Orasının böyle ilk önce oranın yapılması lazım. Birazcık da bu taraftaki bir zemin var. Şey tarafında mutfakla banyolu taraftaki yerde. Oranın bir tabanı da yapılması lazım. Bakalım çok mu masraf gider, bir göstermek lazım. Hani çok mu uçuk? Hani ben hatta dedim ki o gün işte gelinle falan konuşuyoruz, eline 200 falan gider mi diyorum. Abla 200 gitmez, ne yaptın o kadar diyor. Bilmiyorum yani. Yani 100 kesin gider. 100 yetmez diye düşünüyorum. Bakalım hani çok çok uçuk bir rakam çıkmazsa diyorum orayı yaptırıp güzelce böyle bir köy evi yapmak istiyorum. Gerçekten hayalim. Çünkü annemin babamın hatırası o ev. Orayı canlandırmak istiyorum. Hani hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Abimlerin çocukları gelip gidiyor. Benim çocuklarım var. Orada yani böyle orayı bir canlandırmak istiyorum. Gelip gittikçe oturalım, kalkalım, vakit geçirelim. Belki de bilmiyorum kalırız da. Yani hiçbir şey şu an plan yapamıyorum. Diyorum ya ilerisi için plan yapamıyorum diye. Bakalım süreç ne olacak. Bahçesi çok güzel olmuş. Annem, babam oraya böyle zeytin ağaçları dikmişti bahçeye. Zeytinler kocaman olmuş. Böyle bizim etrafı duvarla çevrilidir evin. Dışarıda da böyle büyük demir kapı vardır. O duvarları filan geçmiş zeytin ağaçları. Nar ağacı var. Narlar nasıl dökmüş? Bir tane nar ağacı var ama çok güzel dökmüş.
limon ağacı var, bir tane şeftali ağacı var, asma var mesela, üzüm. Asma, onu mesela abimle gelin mesela oğlan torunumuz Hasan şey yapmışlar, profil çatının üstüne, evin üstüne profilden böyle şey yapmışlar, nasıl diyeyim, o asmalar sarsın diye, çardak olsun diye profil demirlerden yapmışlar, sağ olsunlar. Asmanın kolunu böyle evin üstüne çıkarmışlar. Yani düzen kurulu. Bir de böyle evin yan tarafında da yer ocağı var. Annemin eskiden ekmek yaptığı, gözleme yaptığı. Orası da böyle kapalı. Ha, öndeki kapıları şeyleri kötü olmuş yağmurdan diyorum ya. Elden geçmesi lazım. Çok güzel aslında. Yani her düzen hazır. Dediğim gibi böyle biraz masraf yapıp yapabilirsek. Biraz masraf. İnşallah hani diyorum ya, Esra'nın çünkü dershanesi işte, ev kira, o bir de ben çalışmıyorum bir ara, biraz zorlanacağız ama inşallah önümüzdeki günlerde onu yaptırırız. Çok istiyorum çünkü orayı bir böyle hayata geçirmek istiyorum. Annemin babamın, ileride çocuğum bak döner gelirsiniz, orası bak abinlerin, burası sizin, hani elinizde hazır olur deyip o şekilde böyle o ağaçları dikmeleri, o kadar şöyle anlıyorum ki şu an, yani hep çocukları düşünülmüş. Hep anne babalar öyleyiz ya, hep ileride çocuklarımızı düşünüyoruz. Eve girdim, o kadar duygusal anlar geçirdim. İçime akıttım sanki gözyaşlarım. Annemle Emine vardı. Ağlayamadım, onlar sayesinde girdim zaten. Yani ne bileyim, orayı, köy evimizi ileride yaptırıp böyle bir düzen kurup orayı canlandırmak istiyorum. Allah inşallah nasip eder. Şu anlık böyle. Yani kış boyunca dediğim gibi bu evimizde olacağız. Beraber gezeceğiz. Beraber yemek yiyeceğiz. Beraber bir şeyler. Yani diyorum ya, artık vloglarımızı bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi Dilara'mızın evinin anahtarını da teslim ettikten sonra tamamen buradayız. Yavaş yavaş belki böyle Nazilli tarafındaki evimize arada gider geliriz. Tadilatlara başlarız. Hani bakalım süreç ne gösterecek ileride. Hep beraber, ben de bilmiyorum. İnanın ki sizin gibi şu an gideceğimiz yolu ben de bilmiyorum. Zaten önümüzdeki haftalarda belli olur. Bakalım. Bakalım. Rabbim neylerse güzel eyler. Her zaman dediğimiz ne? Bu. Biz belki kötü deriz bir olaya, bizim için çok iyi olur. Çok iyi, aa çok güzel oldu deriz, kötü olur. Onun için her şeyin hayırlısı diyorum tekrar. Kahvem de soğudu. Bu kadar. Sadece böyle dedim ki birazcık kısacık sohbet edeyim istedim. Her zamanki gibi sizi Allah'ıma emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kızım da pek tatlı uyuyor. Canım benim.